bu kadar aciz, bu kadar çaresiz, bu kadar boş bir muhalefet anlayışı olamaz. Bir muhalefet her şeyi yanlış yapar, her şeyi yüzüne gözüne bulaştırır mı? Her gün bir açıklama skandalı gündemdeki yerini alıyor. Önce kardeş Azerbaycan'a, oradan da içerideki bulanıklara bir göz atalım. Ne dersiniz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Azerbaycan'ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirterek, Türkiye'nin Azerbaycan'a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteğinin süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da onarım ve inşa faaliyetlerinin başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Attığı tweette, geçen yıla damgasını vuran, milli gönülleri sevince boğan Karabağ zaferinin, Türk milletinin son yıllarda elde ettiği en görkemli, en destansı başarılardan biri olduğunu belirtti. Böylece Karabağ'ın ebedi Azerbaycan yurdu olduğunun tescil edildiğini, esaret zincirlerinin sökülüp atıldığını ifade eden Bahçeli şunları kaydetti. Karabağ'ın can evi mertebesinde bulunan Şuşa'nın 8 Kasım 2020'de kurtarılması zulmün mukavemetini kırmış, terör devleti Ermenistan'ın kötürüm hayallerini suya düşürmüştür. Stratejik konumunun yanı sıra Şuşa öyle bir yerdir ki Türk kültür ve tarihinin simgesidir. Azerbaycan sanat ve düşünce hayatının kaynaklarından birisi olan Şuşa'nın gelişmesi ve burada yaşayan Türk çocuklarının geleceği hepimizin manevi sorumluluğudur. Bilhassa bu kadim Türk şehrinin eğitim-öğretim hayatına destek vermek ihmal edilemeyecek boyun borcumuzdur. Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa'da 9 derslikli bir ilkokulun yapılması hedefimizdir. Bu konuda sahip olduğumuz bütün imkanlar seferber edilecek ve gereği hemen yapılacaktır. Bahçeli, Azerbaycan Ulusal Marşı'nın 30 Ocak 1920 tarihinde kabul edildiğini hatırlatarak, marşın söz yazarının merhum Ahmet Cevat, bestecinin ise Şuşa doğumlu merhum Üzeyir Hacıbeyli olduğuna dikkati çekti. İnşasını arzuladıkları ilkokulun adının Üzeyir Hacıbeyli, temel atma gününün ise 30 Ocak 2021 olabileceğini belirten Bahçeli, eğitim öğretimin bir milletin istikbal sancağı olduğunu, bu sancağın varlığının nesillerin şuurla yetişip ahlakla donanmasını temin edeceğini vurguladı. Medeniyetlerin beşiğinin doğru fikir olduğunu, her doğru fikrin onu taşıyacak kafa ve gönüle sahip bulunanlarla olacağını belirten Bahçeli, Şuşa'nın susadığı eğitim ve öğretime destek vermenin fikir ve inanç vecibeleri olduğunun altını çizdi. Bahçeli, Farabi'nin "Düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır" sözünü hatırlatarak, "O ruh ki Türk'ün ruhudur. O düşünce ki Türk istiklalinin mimarıdır. Çok yaşa Şuşa, çok yaşa Karabağ, çok yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" ifadesini kullandı. Bunlar yaşanırken CHP'li Engin Altay'dan skandal bir ifade geldi. Terör örgütü PKK'ya ses çıkarmayan, her fırsatta Türkiye'yi batıya şikayet eden CHP, bu ülkenin insanlarını ve değerlerini aşağılamaktan vazgeçmiyor. Son olarak CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, başçavuş ve uzman çavuşlara AK Parti militanı ifadesini kullandı. Skandal sözler sonrası Altay'a siyasi isimler tepki gösterdi. Sosyal medyada kullanıcıları tarafından da Twitter'da "militan değil, kahraman" hashtag ile tepki yağdı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, mecliste düzenlediği basın toplantısında "parti devleti dedik uzun zaman. Orada çok bir mesele kalmadı. Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" dedi. Arkadaş, CHP'nin siyaset yapma tarzına şaşırıyorum. Bu kadar aciz, bu kadar çaresiz, bu kadar boş bir muhalefet anlayışı olamaz. Bir muhalefet her şeyi yanlış yapar, her şeyi yüzüne gözüne bulaştırır mı? Her gün bir açıklama skandalı. Bazen Tayyip Erdoğan'ın rakibi AK Parti diye düşünüyorum ya.
CHP'nin de en büyük rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi desem yeridir. Ne yazık ki millete sırtını dönmüş, küresel güçlerden medet ummuş bugünkü CHP zihniyetinin bu ülkede bu kafa ile iktidar olma şansı yok. Zaten Tayyip Erdoğan'ı devirebilmek için hepsinin bir araya gelmesi bile ne kadar yetersiz olduklarını belgeliyor. Allah aşkına şu son dönemde skandallar zincir halkasına bakın. Genel başkanı çıkar, bu iktidara oy veren öğretmenlere ben öğretmen demem diye hakaret eder. Ardından %52 ile seçilmiş ülkesinin cumhurbaşkanına sözde cumhurbaşkanı diye millete hakaret eder. Böyle bir muhalefet genel başkanını cumhuriyet tarihi yazmıyor. Selahattin Demirtaş'la kahvaltıda buluşmaya ise evet der. Öyle bir akıl tutulması ki bu ülkenin terörle mücadelede elde ettiği büyük başarı karşısında tek bir olumlu sözleri dahi edemezler ama Demirtaş sevgili dostları değeri görür. Her alanda böyleler. Gözleri kör, kalpleri mühürlenmiş gibiler. Bu millete yapılan hizmetlere karşıdırlar. Tayyip Erdoğan'la bu ülkenin her bir başarısı bunlara batar. Ülke batsa sevinecekler. Sürekli fitne, sürekli yalan, sürekli algı operasyonu. Mesela heyet olarak gidiyorlar depremi yaşamış Elazığ'a. Deprem sonrası yapılanları görmek yerine pire için yorgan yakma misali nerede acaba bir hata buluruz onun fitnesi peşinde koşuyorlar. Deprem olmuş, devlet bütün bakanlıklarıyla orada olmuş. Depremin yaralarını sarmak ve vatandaşların her türlü sıkıntılarını daha hızlı tespit etmek, gidermek amacıyla depremzedelerin hizmetindeyiz ofisini kurarak belediye, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ilgili hizmetleri bir çatı altında toplanmış. Anında arama kurtarma çalışmaları mükemmel bir koordinasyonla yapılmış. Anında geçici Kızılay AFAD tarafından çadırlar sorunsuz kurulmuş. Anında aş evlerini hazır hale getirilmiş, kimse aç açık bırakılmamış. Anında durum tespiti yapılmış, hasarlı evler belirlenip insanlar riskli binalardan çıkarılmış. Anında yaralar sarılmış, mağdur esnafa da el uzatılmış ve bir yıl gibi kısa zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ile müthiş bir organizasyon bağı kurarak deprem konutlarını hayata geçirip depremzedeler için 20 bine yakın bağımsız konut inşa etmiş. Evet, bir yılda. Yani depremin yaşanmasıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile İçişleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakanı, AFAD Başkanı hepsi deprem anından itibaren yoğun çalışma içerisine girerek vatandaşlarımızın hep yanında olunmuş, mağduriyetlerin giderilmesi için her türlü imkanı seferber etmiş. Bundan güzel daha ne olabilir ki? Devlet dediğin daha ne yapabilir ki? Tabii ki iş yapılan yerde eksikler de olacak ve giderilecek. Gideriliyor da. Elazığ'da halk tarafından Kara Murat adı neden verildi ki? İşte Murat Kurum böyle bir bakan. Ankara'da oturmak yerine Anadolu yollarında koşuyor. Onun için seviliyor. Bir de reklamı sevse. Yani bu devlet Elazığ'da bir yılda bir başarı öyküsü yazmış. Belki kalpleri mühürlenmiş olanlar görmez ama millet görüyor. Ne yazık ki bütün bunlara rağmen haksız, yetersiz sadece siyaset olsun diye CHP'nin bütün olumsuz algı operasyonları karşısında AK Parti yaptığı hizmetleri millete anlatmakta yetersiz kalıyor. Anlatamıyor. AK Parti neden mesela Elazığ'da bir yıl içerisinde yapılanları Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın sözü noktasında kısa bir film hazırlayıp sunamıyor? Keza Bakan Soylu'nun günlerce mekan tuttuğu Giresun'daki sel felaketinde devletin kısa zamanda yaptığı hizmetler anlatılamadı. Zaten AK Parti'nin en büyük zaafı bu ya. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapıyor, bakanları büyük uğraş vererek hizmet üretiyor. Peki ne oluyor? Milletin hizmetkarı AK Parti susuyor. Yalan makinesine dönüşen CHP konuşuyor. Yani hizmet yapanların değil, algı yaratanların sesi çıkıyor. Cumhuriyet tarihinde böylesine büyük hizmetler yapıp ülkesinin makus talihini yenip de bunları anlatmakta sınıfta kalan tek bir parti varsa o da AK Parti'dir. Ne söylesem, neden CHP'nin sesi daha çok çıkar? Lider ve kadroları hizmet üretir, genel merkezi ve teşkilatları bunları milletle en güzel şekilde paylaşır.
Böylesine dünyanın konuştuğu güçlü bir lider yanında iç işlerinden dış işlerine, sağlıktan çevre ve şehirciliğe, enerjiden milli eğitime, savunmaya kadar böylesine güçlü, böylesine millete karşılığı olan bakanlar bir daha hangi teşkilatlara, hangi vekillere, hangi genel merkeze, hangi bürokratlara nasip olur? Ama alışmışlar bütün yükü, nasılsa millet ona oyunu veriyor diye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların üzerine yıkmaya. Onlar konuşsun, onlar anlatsın, onlar savunsun.